Türk çocuğu. Her işte olduğu gibi havacılıkta da en yüksek düzeyde, gökte seni bekleyen yerini az zamanda dolduracaksın. Bundan gerçek dostlarımız sevinecek, Türk ulusu mutlu olacaktır. Mustafa Kemal Atatürk. Denizlerin engin maviliklerinde şanlı zaferler kazanan, denizlere hakim olan, cihana hakim olur diyerek Akdeniz'i bir Türk gölü haline getiren Barbaros'un kurumları. Türk askeri havacılığının kuruluşunun ardından Bahriye Subayı Çarçı Yüzbaşı Fethi Bey'in pilot olmasıyla mavi göklerle de kucaklaştı. Curtiss F-2 tipi ilk deniz uçağımız alınmış ve ilk deniz hava birliğimiz Deniz Tayyare Mektebi hemen hemen dünya havacılığıyla aynı zamanda 25 Haziran 1914'te Yeşilköy'de kurulmuştur. Deniz Tayyare Mektebi'nin kuruluşuyla dünyanın ilk siyahi pilotu Ahmet Ali Bey, mektebe atanan ilk deniz subaylarından biri olur. Türk ordusunun göklere hakim olması için atılan bu büyük adım, kahraman ve fedakar Türk milletini de heyecanlandırmış, elindeki tüm imkanları zorlayarak zengin fakir demeden yapılan bağışlarla ilk uçaklarımız alınır. O günden bugüne 7 denizde varlık gösteren donanmamızın göz bebeği ve çok önemli bir kuvvet çarpanı olan Deniz Hava Komutanlığı. Yüksek eğitimli ve motivasyon sahibi insan gücü. Sualtı ve su üstü tehditlere süratle cevap verecek, ileri teknoloji silah ve sistemleriyle donatılmış uçak ve helikopterler, uçan gemilerimiz.
denizlerde her türlü harekatı icra edebilen esnek ve seçkin bir vurucu güç. Her türlü teknolojik altyapıya sahip harekat üsleri. Denizcilik ve havacılığı ustalıkla harmanlayan deniz havacılarımız. Türk donanmasının gören gözü, güçlü yumruğu, iki mavi arasında bir asrı geride bırakmış, dünya denizlerinde gemiye konuşlu veya karadan yapılacak her türlü göreve hazır deniz hava gücümüz. Deniz Hava Kuvvetleri.